Evet arkadaşlar, son hız devam edelim. Oyalandığımız sürece sizi sıkmayalım. Evet. Ufaktan ufaktan büyük parçalar geliyor. Büyükleri seçip. Mesela. Bunu açalım. Bayağı büyük bir parça. İçinde gerçi böyle birkaç bir şey varmış gibi duruyor. Oo. Poşet doğurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane ürün. Bir tanesini açalım. Ve ne olduğunu görelim. Poşet doğurdu. Şimdi bunu ne olduğunu birçoğunuz bilmiyor tabi. Ama ben biliyorum çünkü şans eseri ilk aldığım çuvaldan çıkmıştı bu. O zaman inceleme ve araştırma şansım olmuştu. Diamond Selector diye bir alet. Taşlara, metallere dokunup onunla alakalı bir değer çıkarıyor. 9 voltluk pille çalışıyor bildiğim kadarıyla. Deneyemedim ama daha önce çıktı. Şöyle bir ürün. Bundan 10 tane çıktı şu anda. Böyle deri, suni deri bir kılıf içine geliyor. Kullanım kılavuzu var. Evet, 10 tane. Alıcılarına şimdiden hayırlı olsun. Teslimat aleti. Teslimat. Evet, teslimat aleti ama nasıl kullanıldığını gene bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Üzerinde öyle yazıyor. Ama şey üzerinde. Karbon üzerinde. Devam edelim. Naylon koruması olan bir ürün. Balonlu poşetin içine koymuşlar. Ne olduğunu göremiyorum üzerine. Rast karbonun etiketi var. Aha. Evet. Biraz biraz önceki ilk açtığımız paketteki anime karakterleri tekrar karşımıza çıktı. Netflix'te yayınlanan bahsettiğim. Bu sefer daha fazla karakter var. Şimdi iki karakter çıkmıştı. Bunda bütün çizgi filmi koymuşlar. Bütün anime burada. Evet, ustalardan biri burada. Başrol karakterimiz burada. Ve içinde daha ufak karakterler var. Yine başroldeki bütün karakterlerin ufak hallerini var aynı zamanda. Küçük videolar. İlgilisine duyurulur. Bir yandan da bakalım tabii yazıyor mu ne olduğu. Gözlük gene. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yani yine kadın gözlüğü. Erkekleri küçük gelir. Ben hiç takmaya çalışayım ama şöyle yandan gene korumaları olan bir gözlük. Asistanım acele etme. Ambalajını geri koyalım çizilmesin.
Evet, asistan görevini yapsın. Ambalajın içinde kendi koysun. Bir zaman kaybetmeyelim. Evet, bir akıllı saat. i7 Pro Max. Açalım bakalım. Beyaz kordonlu. Kablosuz şarj görünümünde yapmışlar ama aslında şey, iki tane üzerinde pin var. Normal bu Xiaomi'nin bant millerinde olduğu gibi. Ama görüntü güzel. Gri metal. Yani mat krom diyebilirim rengine. Bir tane akıllı saatimiz oldu. Birkaç çuvaldır çıkmıyordu. Devam ediyoruz. Bu ne? Yazıyor bu. Klip. Yani bir şeyi bir şeye monte etmek için. Plastik. Ataç gibi değil. Tabi takılacağı yeri bilmek lazım. Hemen doldurayım böyle. Devam edelim. Yumuşak bir şeyimiz var. İki XL tişört. İki XL'cin acaba merak ediyorum ne kadar büyük bir şey çıkacak. Evet, bu iki XL'sa yani herhalde bana bir 10x falan lazım. Böyle bir tişört. Evet, bilgisayar devresi tarzı bir şey. Screen Touch Gloves demiş. 9 tane. Çok pahalı bir şey. Çok ilginç. Yani şu parçaya evet asistanım eğleniyor. Güzel eğlendin mi asistanım? Şu parçanın fiyatı $75 gözüküyor. İlginç. Yani nerede kullanıştı, nereye kullanacağını bilmek gerekir. Değerli bir şey gibi duruyor. Alıcısını bulursak işimize yarar. Evet, bu neymiş? Buradan da bakalım bir yandan. Anlayamadım. Açalım. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bir yere üzerinde cırtları var. Bir tarafa yapışıyor. Ne amaçla kullanıldığını anlamadım şu anda. Şöyle bir şey. Fikri olan yazsın, bizi de zahmetten kurtarsın. Evet. Devam edelim. Bunlar robot süpürgenin yedek parçaları. Hangi markaya uyumlu şu anda bilmiyorum ama belki standarttır. Birçok markaya uyumlu. Yedek moplar, filtre, tam takım yedekleri. Evet, devam edelim. Biraz küçük. Biraz büyük. Araya bir tane büyük açalım bakalım. Ne çıkacak? Bunun üzerinde yazdığıyla ne olduğunu az çok tahmin ediyorum. Kadınlar için tight duruyor. Kahverengi.
Siyah mı, koyu yeşil mi emin değilim. Bir tanesini açalım. Bedenine vesaire görebilirsek. Şöyle bir şey. Bayağı kalın, kışlık. Göründüğü kadarıyla. Şeyi de var. Yani çorabı kendinden anladığım kadarıyla. Belki bir içlik gibi bir şey olabilir. Üzerine tight yazıyor ama. Dediğim gibi bayağı kalın bir şey. Buradan inceleyeceğiz artık tam olarak ne amaçla kullanıldığını. Üzerinde beden yok şu anda etiketimde. Devam edelim. Yumuşak bir şey açtık yine. Bakalım. Anlayabilecek miyiz ne olduğunu. Vallahi yani illa bir şey söylemem gerekse kuş yuvası derim. Yani bir yere asılan, kuş yuvasını andıran yumuşak bir şey. Yani muhtemelen bir yere asıp yere bir şey koymak için içine. Havada dursun diye. Çok pofidik bir şey. Ama gene muhakkak bir kullanım yeri vardır. Bir nedeni vardır. Bizim dinlediğiniz. Evet, bu videoyu da burada kapatalım. Sizi sıkmayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.